Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dersimizde kullanıcıdan değerler nasıl alabiliriz bunu göreceğiz Java'da. Şimdi arkadaşlar projemizi oluşturalım. Ben bir temizleyeyim. Eğer sizde de bu şekildeyse şuradaki debug modu kapatabilirsiniz. Yapının düzelmesi için de ben sizlere perspektiflerden bahsetmiştim. Open Perspective deyin. Buradan Java'yı seçin. Open deyin. Biraz daha bakış açınız düzeltsin şöyle güzel. Dersen önce o yüzden size göstermek istedim. O yüzden projemi açmadım. Java projesi diyelim. 21 kullanıcıdan değer alma. Türkçe karakter kullanmayın. Buraya geldim. Kontrol en yaparak kısa yolları anlattım arkadaşlar. Test diyorum. İsmi fark etmez. Her şey olur. Benim metodumu koydum. Buraya yazalım. Kullanıcıdan değer alma nasıl yapılır? Kullanıcı dediğimiz kişi kim arkadaşlar? Ben, siz, başkası. Sizin yazdığınız uygulamayı kullanıyor. Kullanıcı oraya bir değer giriyor. 5 giriyor, 10 giriyor, adını giriyor. O kullanıcının girdiği değeri nasıl alabiliriz? Bunu görmeye çalışacağız. Ama ileriki projelerde tabi bu işler böyle olmuyor. Mesela ilerideki nasıl oluyor? Bir web sitesi oluyor. Kullanıcı oraya mesela bir form var. O formun içine bilgilerini giriyor. Biz o formun ID'leriyle o formun içindeki değerleri çekiyoruz. İşte onları alıyoruz, kontrol ediyoruz. Ya boş mu geçmiş, dolu mu geçmiş. Onları belirli katmanlardan geçiriyoruz. Onları veri tabanına gönderiyoruz. Geliyor, gidiyor arkadaşlar. Yapı tamamen farklı. Ama şimdilik bizim mantığını anlayabilmemiz için bu konsol işlemlerini bu şekilde yapacağımız bir yöntem var. Scanner diye bir sınıf var. Onu kullanacağız arkadaşlar. Scanner adında. Türkçesi tarayıcı anlamına geliyor ama. Şimdi arkadaşlar hiç bilmiyorsunuz. Şöyle bile yapabileceksiniz ileride. Bakın bazen ben de unutabiliyorum. Yazın. Scanner kullanımı yazın. Java dersleri geldi. Yani interneti kullanmak şey değil yani. Bazı insanlar vardır. Her şeyi ezbere bileyim. Her şey aklımda olsun. Böyle bir e, yapıya, psikolojiye bürümüştür. Bu çok yanlış. En kral yazılımcılar bile arkadaşlar interneti köküne kadar kullanır. Bakar zaten interneti kullanmayı bilen adam çok güzel işler çıkarıyor. Emin olun İleride yüzlerce şey öğreneceksiniz. Unuttuğunuz şeyler olacak. Yapısı nasıldı? Bu buraya mı geliyor diyeceğiniz şeyler olacak. İnsanız. Unutuyoruz. Bir daha söylüyorum. Bize bana söylemediler çünkü. Ben hep kendim bunu anladım. İnterneti kullanmayı öğrenen arkadaşlar. Hiçbir şey böyle ezberlemeye çalışmayın. İnterneti kullanmayı bilen adam her şey yapar benim gözümde. Şimdi bakın burada demiş mesela. Scanner diye bir sınıf var. Ben biliyorum anlatacağım sizlere. Diyor bu şekilde kullanabilirsin next line metoduyla kullanıcıdan string mesajlar alıp ekrana yazdırabilirsin demiş. Integer değerler alıp ekrana yazdırabilirsin. Bakın burada da metotları bize göstermiş. Biliyorum metotların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Göreceğiz ileride. Şimdi next line diye bir metot varmış. String değerler alıyormuşuz. Int'le de integer, double, float. Bakın ben şimdi bilgimi tazeledim. Sizlere de örnek olması için diyorum. Şimdi geleceksiniz buraya arkadaşlar. Scanner yazacaksınız. Şimdi bu scanner Bakın 3 tane scanner geldi. Biri interface, biri bu paketin altındaki class, biri de java.util paketi altındaki class. Direkt enter'a basmayın, hata yaparsınız. Buradaki almanız gereken kişi java.util paketinin altında bulunan scanner sınıfını alacaksınız. Bu paketleri de anlatacağım. Class'lar hepsini anlatacağız. Geri ve zamanı geldikçe. Şimdi java.util paketi içindeki scanner'a tıkladım. Bakın yukarıya bir import geldi. Bu ne demek? Sen java.util paketi içindeki scanner adındaki sınıfını şu sayfana import ettim. Import ne demek arkadaşlar? Dahil etmek. Yani sen bunu artık buraya import ettiğin için artık bu sınıfı canı gönülden gönül rahatlığıyla kullanabilirsin diyor. Artık import ettin. Mesela bizim bunu C Sharp'taki karşılığı da using'ti. Bir tane kütleme mesela system.collections diye bir tane kütüphaneyi biz using ediyorduk ve kullanabiliyorduk C Sharp'ta. Bunun Java'daki karşılığı da import oluyor. Scanner geldi buraya. İsmi ne olsun diyor. Scanner diyorum. Sonra new diyorsunuz arkadaşlar. Scanner diyorsunuz. Bekletiyor bizi ilk defa yaptığımız için. Parantezimi açtım. Buraya da sistem nokta in diyorsunuz. Bak input stream bir girdi alacağız. Bu kadar. Şimdi burada saatlerce konuşulacak yapı var. Bu scanner nedir, class nedir, new nedir, constructor nedir, şuradaki enum nedir. Sadece burada en az 4-5 tane konu var arkadaşlar. Yani şu satıra kitap bile yazılır diyeyim ben size. Ama zamanı geldikçe ben anlatacağım size bunları. Şu anlık ezber gidin. Çünkü gitmek zorundayız. Bazı yerler ezber olacak ama ileride diyeceksiniz ki ha bunu bu yüzden kullanıyormuşum diyeceksiniz. Şimdi scanner diyorsunuz. Bakın şuradaki adı veriyorum ben. Scanner diyorum. Bunun içinden nokta diyorsunuz. Next line. Next line diye bir metot. Bakın tool tip'ler yine çıktı anlatmıştım sizlere. Ben next line adında bir metodum. Size string tipinde değerler almanızı sağlarım diyor. Ben diyor sana string dönerim. Scanner sınıfı içindeyim diyor. Yani toparlayacak olursak kullanıcıdan string ifadeler almamıza Enes gibi, Ahmet gibi bir metin gibi bir string yani bir metin almamızı sağlayan metottur. Buraya gelelim. Bakın. S out diyorum. Adınızı ve soyadınızı giriniz diyorum. Mesela adamın karşısına böyle bir şey çıktı. Adam da şimdi adını soyadına girecek. Şimdi adam burada geldiğinde şuraya NS dediğinde benim adım. Buraya adını soyadını yazdın arkadaşlar. Kullanıcının bu konsola yazmış olduğu değer scanner.nextLine ile yakalanıyor. Bakın benim girdiğim değer bununla yakalanıyor ve yakalamış olduğu değeri de string olarak dönüyor. Ben de diyorum ki senin benim girdiğim değeri yakaladın. O zaman string diyorum. İsim değişkeni üzerinde tut. Niye böyle yapıyorum? Tutmazsam kaybederim. Anlatacağım burayı daha detaylı. Şöyle biraz daha parçalı olsun, tekrar olsun bize. Adınızı giriniz deyin. Saat diyorum. Soyadınızı biriniz dedim. Aynı şekilde scanner nokta next line metodunu kullanıyorum. Ben sana geri string dönerim diyor. String diyorum. Kurtulalım. String soy isim ve burada da adamın ismini ve soy ismini aldım. Adınız ve soyadınız bir üste koydum İsim. boşluk adamın soy ismini koydum Şimdi bir çalıştırıp güzelce mantığını anlatacağım arkadaşlar Runes Java Application diyor bakın bana diyor ki adını gir diyor ben buraya geldim bakın konsolun içine adım Enes diyorum bakın Enes yazdım bu yazmış olduğum Enes scanner.nextline ile yakalanıp isim değişkenine atanıyor Enes'i girdim. Soyadını gir diyor. Bayram diyorum. Enter'a bastım. Adını soyadınız. Enes Bayram diyor. Şimdi tabi böyle anlamadınız. Zorlandınız biliyorum. Debug modda çalıştıracağım arkadaşlar. Burayı durdurdum. Scanner'ın şu altını sistem altına bir debugger koydum. Bir önceki dersi öğrendik. Debug Java Application diyorum. Şimdi F6 ile üzerinden geçtim konsolda adınızı yeriniz yazdı. Buraya kadar bir sorun yok. Çok basit zaten burası. Şimdi biz burada diyoruz ki ben buraya diyorum ki bakın Ahmet diyorum adıma. Ben buraya adıma Ahmet yazınca bakın benim girdiğim değer scanner.nextline ile yakalanıp geriye string olarak bana dönecek. Bakın ben buraya Ahmet girdim. İsim değişkenin içinde Ahmet olacak şimdi easy. Bastım. Bekletiyor. Şimdi aşağı geçecek 17. satıra. Şöyle bir enter yapalım. Geldi. Bakın ismin üzerine geliyorum. Bakın Ahmet'i yakaladı gördünüz mü? Yani burada ne anlamamız gerekiyor? Bizim konsola yazdığımız o değeri scanner.nextline metodu ile yakalayıp geriye bize o ifadeyi dönüyor. Bize vereceği cevap da string olduğu için ben bunu string olarak yakalıyorum. Burayı int yakalasaydım patlardım. Çünkü burası Ahmet oluyor. Ben bunu integer olarak yakalamaya kalktım. Buradan Ahmet'i yakaladım. Ahmet'i isim değişkeni üzerine aldım. Bakın Ahmet'i almışım. F6 ile ilerliyorum. Soyadınızı giriniz diyor. Tamam diyorum. Scanner.nextline ile ben şimdi buraya girdiğim değeri. Bakın Ahmet Yıldız olsun. Yıldız benim buraya girdiğim soy isim. Scanner.nextline ile yakalanacak. Ve string olarak dönecek. Ben de burada yakalıyorum soy isim olarak. Bakın F6'yı attım. Ve bir enter yapayım. Bakın soy ismine bakın yıldız oldu gördünüz mü arkadaşlar ve burada da zaten altta da ismini ve soy ismini yazdırmış oluyorum ne oldu biri Ahmet yıldız yazınca Ahmet yıldız oldu başkası başka bir şey yazınca çıktı farklı oldu yani bu programı kullanan kişinin girdiği değerlere göre uygulamayı çalıştırmış oldum aslında buradan perspektifimi tekrardan Java'ya alıyorum tamamen mantık bu erki kullanıcıdan string bir şey alacaksınız şuradaki arkadaşımızın yazdığı gibi şunu kopyalıyorum. Böyle aldım. Şunu da slash yıldız yıldız slash yorum satır haline getiriyorum. Next line string ifadeler aldık. Bunu yorum satır haline getiriyorum şu satırı. Şurayı da yorum satır haline getireyim. Mesela şimdi sizlere örnek olması için bir de integer kullanayım arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Sizler de mesela float'ı kullanabilirsiniz, double'ı kullanabilirsiniz. Göstereceğim onu da. Şimdi scanner'ımız halen burada. Bu sefer de kullanıcının iki tane notunu alıp veya onları örnekler kısmında yaparız. Anlamanız için diyorum. Kullanıcının yaşını alalım. Ve yaşını ekrana girelim. Adın yaşınız şudur diyelim. Scanner diyorum. Yaşını integer olarak alacağım. Next, int diyorum arkadaşlar. Bakın diyor ki ben şu isimde bir metodum. Sana integer geriye dönerim. Scanner sınıfı içindeki bir metodum diyor. Tıkladım. Buraya geleceğiz şimdi. E saat diyorum. Yaşınızı giriniz. Burada arkadaşlar print line var. Bir de print metodu var. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Print metodu şöyle yapayım. Kaldırıyorum. Print metodu arkadaşlar. Bakın bir print var bir de print ln var. ln line'dan geliyor aslında Türkçesi. Satır demek. Yani ben buraya girdiğim değerlerimi yanında göremiyorum. Altına giriyorum. Onun ikisinin arasındaki şimdi farkı da bir göstereyim size Yaşınızı giriniz. Burada kullanıcının girdiği yaş integer olacağı için ben bunu burada integer yaş değişkeni üzerine alıyorum. Bakın string alsam hata alırım. Bakın string diyorum. Şöyle hata alırım. Bakın diyor ki sen diyor ben sana diyor integer bir değer vereceğim. Sen diyorsun string olarak yakalamaya kalkıyorsun. Integer olarak aldım. Hiçbir şey ezber değil. Ondan sonra yaşınız derim. Buraya da yaş değişkenimi yazdırırım. Bunu bir çalıştırayım. Yaşınızı giriniz. Bakın şöyle bir çalıştırayım. Bakın imleç nerede? Aşağıda. Çünkü println metodunu kullandım. Eğer print metodunu kullansaydım imleç 2. üst üstünün yanında olacaktı. Arasındaki fark bu. Kaydettim, yeniden çalıştırıyorum. Bakın imleç bu sefer şey, 2. üstünün yanında arkadaşlar. Buraya geldim. Yaşım 22 diyorum. Enter'a bastım. Yaşınız 22'dir diye yazmış oldu. Bakın integer değerleri de bu şekilde alabildik. Mesela bir örnek daha yapalım. Bunu da yorum satırı haline getiriyorum. print print arasındaki fark bu. Biri satırın aşağısını alırken biri de sat hemen imlecin iki nokta üstlerinin yanından devam ediyor. Alt satıra geçirmiyor bizi print metodu. Double metodunu kullanalım mesela. Scanner nokta next double diyorum. Bu da işte 5 şöyle yapayım. 5.15 gibi değerleri bizden istiyor. Küsür sayıları kabul eden ve geriye küsür sayılar dönecek bize. Bakın double olarak karşılıyorum. İşte ne olabilir? Ee, mesela kilom olabilir. Kilom rahat da olabilir ben mesela. E saat diyorum. Kilonuzu giriniz. Diyorum. Burada print line diye print metodunu kullanacağım. İleride örnekler yapacağız arkadaşlar bunlarla çok. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Şimdilik mantığını anlayın. Kafi. Kilonuzu giriniz. Adamdan kilosunu alıp e, kilonuz e, artı diyorum. Kilo deyip yazdırıyorum. Uygulamayı çalıştıralım. Kilomu istiyor benden? Bakın imlecim nerede? 2.3 üstünün yanında. Altta değil arkadaşlar. Bakın alta gitmek istiyorum. Gidemiyorum bile. Print line'da altta olur. Printle ile yanda olur. Yanda olunca daha güzel oluyor. Benden küsuratlı bir değer bekliyor. Nokta da olabilir. Virgül de olabilir. Emin değilim. Mesela 82.5 diyorum. Enter'a bastım input mismatch exception hatası aldım. Yani uygunsuz bir değer girdin diyor. Noktayı kabul etmiyor. Virgül koyalım. 82 virgül 5 diyorum. Enter'a bastım. 82 buçuk. Burada önemli bir ayrıntı var. O da şu. Ben de yeni fark ettim. Konsola bir ondalıklı sayı girerken virgülle giriyoruz. Çıktığımızda onda noktayla oluyor arkadaşlar. Bakın konsola virgülle girdim ondalıklı sayıyı çıktısı nokta ile oluyor. Tamam mı? Bu da aklınızda olsun. Süratlı sayıları da bu şekilde alabiliriz. Ne yaptık burada? Kilo istedi? Ekrana 82.5 yazınca burası 82.5 oldu aslında. 82.5 oldu aslında. 82.5'u da aldı. Kilo değişkenini atadı. Kilo değişkeninde ben burada ekrana yazdırmış oldum. Aldığınız değer string ise next line. Integer ise next int. Double ise next double'da alıp değişken atayıp yolunuza bakıyorsunuz kısacası. İhtiyacınıza göre buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.